Sevin. Bir an hayal ettim bir an. Bunu herkes dinleyecek de yani eşim de dinliyor. İzlerse dünya. Süper. Şaka. İlk işim karıyı başarım falan düşünsene. Ama genelde öyle diyorlar. Yaşayan da olabilir. İlk Atatürk olur. Güzel. İlk Atatürk olur. Aynı uçakta biz Türkiye'ye gidiyoruz ve babam diyor ki ben öleceksem artık kendi devletimle öleyim. Kendi milletimle öleyim. Yani kendi topraklarımla öleyim. Ben bir göçmen çocuğuyum. Makedonya'da hani benim babam İstanbul doğumlu. Ama ben göçmen çocuğuyum ama ben Türk oğlu Türk'üm. Herkese selam sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Belçika seçim özel videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz belediye seçimlerine de aday olan Sayın Engin Muğla abimiz. DJ Şahin. Ben onu Salı Zokçu. Yeni bir video ile. Evet arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Yani beğeni tuşuna da mutlaka tıklayın. Hatta şimdi tıklayın unutursunuz. Bu şekilde bize bedavadan desteklemiş olursunuz. Yorum yapın. Bir şeyler yapın. Evet ya yapın ya bir şey paylaşın. Bol bol paylaşın lütfen. Ya paylaştıkça büyürüz. Evet aramızda Engin Muğla. Evet. Bizlerle. Sevgili Engin abi. Hoş geldin. Yani bizim konuklarımız genelde hep dostlarımız olduğu için senli benliyiz. Hani sizli konuşmuyorsak bir saygısızlık gibi görünmesin. Yıllardır tanıştığımız bir abimiz zaten kendisi. Ben Engin, 20 yıldır herhalde. 22 yıldır. Yani. 22 yıl oldu. Evet. Benim 20, zaten ya ben ilk geldiğimde ben tanıyorum Engin abi. Değil mi? Tamam. Ben sanırım 20 yıl 2 ay 12 gün oldu galiba. Olmuştur. Sen 13 gün. Sen biraz daha karlısın galiba. Ya oldu da biz dur bir dakika biz 2000 ben şöyle diyeyim sana 2003-2004. Aynen. Evet. Ben Radyo Paşa döneminden biraz önce. Senle de galiba. Ben de o dönemde restoranda çalıştım. Sen yani. Ne zaman 2002'de geldim ben. 22'de 2002'de geldim. 2003'te evet. Bergama'daydım. İşte. Zaten bir baktım genç bir çocuk ya parlak. Dedim bu ne küçük şeye benziyor. Neydi? Ya, küçük boya benziyor falan. Yanlış anlama. O zaman küçük boya mıydı ya? O ork kadar var. Parmakların sağdan mı yine geri gelmiyor. Ama evet. Hakikaten de şimdi aslana şeyini teslim etmek lazım. Aynen. Onurcuğum da çok güzel teşekkür bir ederim. Müzisyendir. Şimdi Engin abi programımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Seçim özel programı bugün. Tabii sen de seçimlere Brüksel'in JET Belediyesi'ne belediye seçimlerine katılan adaylardan bir tanesisin. Evet. Türk kökenli adaylardan. Sanırım bu belediyede yani JET Belediyesi'nde bir iki kişisiniz. Türk olarak. Evet fazla. Bir Emer'den var bir tane. Eren Güven diye. Evet. Bir arkadaşımız, kardeşimiz. Ben varım işte engajelerden ama Lizli Burgemez'den giriyorum. Lizli Burgemez bu arada işte belediye başkanı listesi deniyor. Yani genelde bu tüm belediye başkanları kendi listesini mi oluşturuyor seçimlerde? Genelde öyle oluyor. Eskiden parti olarak giriyordular. Şimdi belediye başkanı kendi listesini yapıyor ve orada işte dışarıdan gelen insanlara da biraz ekleme olsun diye öyle bir seçim yapmışlar. Anladım. Yani o listenin içinde 28. sıradasın. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi bu adaylığın alakalı birkaç soru soracağız. Öncelikle tabii seni bu JET Belediyesi'ne seni yönelten yani yönlendiren. JET Belediyesi yönetimine katılmayı seni teşvik eden şey neydi? Bir kez zaten JET'te oturuyorsun. Şöyle anlatayım. O olay da çok birden önceki seçimlere katılmıştın zaten. Federal seçimlerde değil mi? Evet ama ondan öncesi benim hikayem komple değişik. Çünkü ilk başta bir kulakları çınlasın çok sevdiğim bir arkadaşım Christoph Kurt diye bir arkadaş. O da Türkiye'de doğmuş, annesi Türkiye'de doğmuş falan ve Ermeni kökenli bir arkadaş. Onunla bir kahvede muhabbet ederken ya dedi bayağı bilgin var dedi şu hani bu olaylarda falan bir de hırslısın olmayan şeylere hani ters giden olaylara karşı bir hıncım var dedi. Seni dedi belediye başkanıyla tanıştırayım. Bırak dedim. Boş ver dedim bu burada kalsın dedim. 3 gün sonra beni biri aradı.
Dedi ki işte ben dedi belediye başkanıyım. Sizinle bir görüşebilir miyim? Şimdi Kristof'a yok diyebiliriz de. Hayır, belediye başkanı diyemez tabii ki. Daha farklı. Dedim bir gideyim bakayım dedim benden ne istiyor acaba bir şey bir isteği mi var bende? Gittim muhabbet ettik konuştuk. Dedi senin yanımda görmek istiyorum dedi. Eğer dedi yani bize katılmak ister misin? O anda düşünmeden evet dedim. Sonra bir düşündüm. Dedim ben eşime sormadım biliyorsun hani. Bizde de bir belediye başkanı var. İçişleri Bakanı. O iç dış. Yani bütün hükümet, başkanlıklar, bütün kadınlara da buradan selamlarımı iletiyorum. Onsuz biz bir şey değiliz. Evet, evet. Burada kesersin ya. Hanımcılık ön planda. Evet, ondan sonra eşime sordum. Eşim bana dedi ki işte ama eşim bana ben eşimle ne zaman böyle muhabbet etsek hep bana diyor ya işte bu hani sunmak istediklerini niye başka birilerini sunmuyorsun falan filan. Eşim de bana destek oldu. E tabi eşim destek olduğu zaman sonra tekrar dedim ki inşallah dedim yanlış bir şey yapmamışızdır. Oraya evet dedim. Ondan sonra benim regionala katılmam söz konusu oldu ve ondan sonra angajelerin tedd listi yani evet biraz önce federal seçim demiştim de bölgesel bir evet, bölgesel, seçimdi evet. Yani regional. Onun Christophe de Beugela onunla tanıştım. Onunla da muhabbet çok böyle hani hiç beklemediğimiz bir anda görüştük, tanıştık. O da benim muhabbetimi falan beğenmiş artık. İki gün sonra da beni aradı. Dedi tekrar seninle mi görüşebilir miyim? Görüştük. Ve onunla da yol almaya karar verdik. Ki ilk defa yani ilk seçime girdim. Seçimden 3 ay önce, 2 ay önce listeye girdim. Bu 2 ay zarfında bana sorarsanız hani iyi çalışmalar yaptık. Sağ olsun Emel Köse de yanımdaydı. Salih Demirhan da beraber. Üçümüz bir yol aldık ve 700'e yakın oy aldık. Ben oy aldım yani. Bir ilk için benim için büyük bir başarıydı. Tabii seçilmeyi isterdim de. Tabii ki. Tabii ki yani. Seçilmeyi isterdim de biraz eksik kaldık. Şöyle, onca Türk adayların arasında bir de Les Engagés gibi yeni bir partide evet. Sonuçta 700 oy almak bence yani bir de bizim Türklerde ben şunu fark ettim. Kime ne anlatırsanız anlatın kimin nasıl suç ve nasıl bir yanlış hareket ettiğini nasıl anlatırsanız anlatın. Belirli bir kitlede belirli bir takıntı var. PS diyor da başka bir şey demiyor. Tamam benim PS'ten de arkadaşlarım var. Çok sevdiğim arkadaşlarım var. Allah herkesin yolunu açık etsin. İnsanların alışıklığı tabii ama diyelim. Öyle bir alışkanlık var ki adam son güne kadar bana destek olsa da son gün gidiyor. Benim hani arkadaşlarım bile bana dedi. Ya yani kusura bakma dedi işte en son dedim ya canını sağ olsun ama. Sanırım o şeyden dolayı abi. Şimdi burada bir yabancı toplumuz sonuçta. Onların da işte eskiden beri bizim haklarımızı tabii. Onlar ben, koruyor ben diye. Ben kimseye gönül de koymam. Herkesin kendi bir seçimi var. Herkesin kendi şeyi yani. Var. Tabii bir alışkanlıktır. Fakat şimdi söylemiş hani, acaba yeri midir bilmiyorum da ben söylerim biliyorsunuz. Ben açık sözlüyüm de. Benim yanlış bulduğum bir konu var. Bir yerde milliyetçiysen burada sosyalist olamazsın. O genelde Avrupa'da o işte bizim Türklerden ben onu millete öyle bir şey anlatamıyorum. Ya benim bildiğime göre Türkiye'de hepimiz milliyetçiyiz, hepimiz. Ya ama şöyle değil mi? Şimdi Türkler konusunda konuşuyoruz değil mi evet, şu an? Evet, evet. Türkler konusunda bir şekilde biz seçerken, bir aday seçerken Belçika'da olsak da bir Türklerin menfaatine göre milliyetçiliği seçeceğiz değil mi? İşte tamam da. Ama evet, yani tabii. Şimdi milliyetçinin kendi düşüncesine göre Türkiye'deki menfaati işte milliyetçilik. Evet, evet Türk yani, olsun da milli, hani milli evet, milletimizden biri olsun diye evet, bu, yola çıkıyor. Evet. Şimdi burada da bir yabancı kökenli olarak yani yabancılara yönelik sanırım yani tarihte yabancı kökenlerine yönelik en çok kolaylıklar sağlayan parti PS'di sanırım yanılmıyorsam. Sosyalistler. Yani, onlar sosyalistler. Onlardan yani en çok kolaylık sağlayan partilerden bir tanesi. Şimdi yanlış bir şey söylemiyorum. Diğer partileri de burada yazamıyoruz. Ama kafada benim bilinçaltımda böyle bir şey var.
Dolayısıyla ben milliyetçi bile olsam, hani kendi menfaatimi düşüneceksem, hani PS'ye doğru giderim. Parti bilgili değilsem. Evet, evet. Bilgilendiğin zaman biraz daha tabii ki değişik, parti değişik konusunda benim görüşüm nasıl biliyor musun? Benim şahsi görüşüm. Ben partiye oy vermiyorum. Evet. PS, Emer, işte Lisan Gazi'ye bakmıyorum. Ben kişiye bakıyorum. Evet. Tabii çünkü yine Türk menfaatine bakacaksam kendim, bize bizim haklarımızı en iyi kim koruyacaksa tabii ona oy vermekten yanayım. Senin haklarını savunabilecek insana evet vermen gayet doğal ki öyle olması gerek. Hangi parti olursa olsun. Yani birçoğu insan da bunu yanlış olarak görür. Diyor ki çünkü mesela partinin şeyini gördün mü? Mesela parti programı mesela aykırı. Mesela diyor ki evet, atıyorum parti programında işte soykırımı tanımak var mesela. Evet. Yani eşcinsellere karşı evet şu var, bu var. Ama abiciğim şimdi zaten her genelde bu büyük konular her partilerde aynı şeylerdir yani. Hep aynı şeyler. Ben şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Sözde soykırım diyeceğim çünkü öyle bir, evet, öyle bir şey. Sözde soykırım. Evet. Ben herkese buradan hani ben hiç ne seçilirim ne seçilmem hiç umurumda değil. Ben kendi şahsım olarak konuşuyorum. Ben öyle bir şey zaten hiçbir zaman tanımam. Ben her şeyimi kaybedeyim ama ben Türklüğümü kaybetmem. Bu bir. Ben bir göçmen çocuğuyum. Makedonya'da hani benim babam İstanbul doğumlu. Ama ben göçmen çocuğuyum ama ben Türk oğlu Türk'üm. Ve bize yapılan soykırımı kimse öne sürmüyor. Hep bu Avrupa'nın, çünkü Fransa'nın vermiş olduğu sözleri Ermenistan'a. Bakın bir harita alın. Ben herkese diyorum. Çok kolay. Beni belki haksız bulacaksın. Haritayı al. Osmanlı'nın kaybettiği dönem, hani o Sevr anlaşması oldu ya, ona bir bakın. Ermenistan, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Erzincan, bütün bunlar onlara söz verilen bölgeler. Söz verilen bölgeler. Biz geri topraklarımızı almak için savaştıysak bu bir soykırım değildir. Bizim topraklarımızı aldığı zaman bizim camimizde çocukları, çoluk, karı koca herkes öldürdüler. Ben ona gelmek istiyorum. Soykırım diyorsanız o zaman Belçika kendi yaptığı soykırımları bir göz önüne alsın. Önce sen kendi bahçeni bir temizle, sonra gel benim bahçeme bir şey yap. Doğru değil mi? Tabii doğru. Zaten kendileri... Sözde soykırım konusunda zaten Belçika'nın Fransa'nın tutumu belli. Kendi yaptıklarını hiçbir zaman Afrika'da yaptıklarını... Bu normal bir şey çünkü Fransa'nın vermiş olduğu bir sözdü bu. Ermenistan'a. Şu anda neden? Hala arkasını... Ben her zaman diyorum, bak buradaki bütün vatandaşlarla konuşuyorum. Soykırım 1915'te oldu diyorlar. Sözde soykırım 1915'te olmuş. Senin ataların diyorum Fransa'ya, Belçika'ya ne zaman geldi? 64'te, 65'te. 64, 65'e kadar ben seni öldürmediysem bu nasıl bir soykırım? Evet. Soykırım görmek isteyen şimdi Filistin'e bakabilir. Yani. Şimdi ilk başta sormam gereken bir soru vardı. Onu şimdi soruyorum asıl. Artık montajda da artık bir şey halledersin olursa. Toparlarız ya. Engin Muğla kimdir? Engin Muğla? Yani... burada mı doğdun? Nereden geliyorsun? Türkiye'den ama doğum tarihimi söylemeden mi başlayayım? Tabii doğum tarihini bilebilirsin. Ben burada doğdum. 77'de 13 Mayıs 1977 Brüksel'de doğdum. Saint-Jos'ta. Hôpital Saint-Étienne. Orada doğdum. 4 yaşına kadar Brüksel'de yaşadım. Sonra babama bir hastalık keşfetmişler babamda. Evet. Babama demişler ki senin 6 aylık bir ömrün kaldı. Artık nerede yaşarsan yaşa. Senin fazla bir şeyin yok. Evet. Babam da o anda işte sene 81 benim babaannem rahmetli oluyor. Ölüyor. Aynı uçakta biz Türkiye'ye gidiyoruz ve babam diyor ki ben öleceksem artık kendi devletimle öleyim. Kendi milletimle yani kendi topraklarımla öleyim. Pardon. Ve 5 sene orada yaşıyoruz. İlkokulumu ben orada yaptım. Babanda saati. İstanbul'da. Babanda saati bu. Sonra işte o mütüel dediğimiz organizasyon. Ya diyorlar biz bu adama para veriyoruz ama bu adam normalde ölmesi gerekiyordu. Türkiye'de çok oluyor bu. Acaba dedesi mi gidip alıyor, babası mı gidip alıyor? Mütüel doktoru.
kontrole çağırıyorlar. Babam tekrar geliyor, adam bir bakıyor, babam adamdan daha sağlam. Kardeş diyor, kusura bakma da senin geri gelmen lazım, işbaşı yapman lazım. Allah Allah, olaya bak. Gerçekten. Babam Allah başımızdan eksik etmesin. 67 yaşında şu anda daha da başımızda. Allah bağışlasın, ne güzel. Peki iyileşmiş yani ki bir demir. Evet, iyileşti. Ben 10 yaşında buraya tekrar geri geldim. İlkokul 5'e girdim burada. Başladım. İlk sınıfımı tabii normal. Tabii kaldım. Normal. 6 ayda Fransızcayı öğrendim. Ama benim Fransızcayı öğrenmemin en büyük etkeni futbola başlamam. Sağ olsun, Allah razı olsun. Babam da futbolu çok sevdiği için futbola yazdırdı. 6 ayda Fransızca öğrendim. Ondan sonra başladı. Evet, ondan sonra ilkokul, ortaokul derken şimdi elektrik şirketim var. Bayağı da iyi bir seviyeye geldik. Öyle bir Allah bozmasın. Evet, çalışıyoruz yani, evet, durmadan da çalışıyoruz. Evlisin, çocuk. Evliyim, 3 tane çocuğum var. Maşallah. Evet. Şimdi tekrar seçimler hakkında konuya geçiyoruz. Şimdi bu seçimlerde JET Belediyesi'ndeki diğer adaylardan farklı olarak ne tür bir bakış açın var senin? Şöyle, benim politikada gördüğüm ve hani daha yeni yeni keşfettiğim şeyler var. Bazıları çok ters geliyor bana. Fakat böyle bir ortama baktığım zaman normalleşiyor. Hani herkes der ya, ya sen politikacısın. Eskiden ben de öyle düşünüyordum ama gerçekten o ritme giriyorsun. İşin içine girince olay değişiyor. Çünkü öyle yapmazsan dışlarlar. Dışlıyor. Örnek vereyim, ben temizliğe, hani sokak temizliklerinden, çünkü çöpleri kaldırmışlar JET'ten. İşte bayağı çöp tenekeleri eksik. Evet. Çöpleri kaldırmışlar. Konteynerler eksik. Senelik bu ev temizlikleri oluyor ya, onları iptal edilen bölgeler var falan. Tekrar bunları yürürlüğe sokmak istiyorum. 3 gün sonra bir baktım, benim bir arkadaşım aynı şeyleri paylaşıyor. Yani güzel bir şey bulduğun zaman... Bu paylaşmışsın tabii ki. Tamam ama sen de paylaşmışsın. Mecbursun paylaşmaya. Ben paylaşmazsam, hani milleti anlatıyorum. Ama ya, güzel ama olsun. Demek istediğim temizlik çok önemli. Biz de bir de elhamdülillah Müslüman olduğumuz için temizlik imandan gelir. Evet. Şu andaki gençleri görüyorsun, yere atıyorlar. Kızıyorum, çok kızıyorum. Fakat geçen bir Place du Miroir dedikleri yer. Oraya gittim. İki tane çöp tenekesi var. Kuzey Plas'ta. İki tane çöp tenekesi. Şimdi ben o çocuk yere atmasın da... Ne yapsın? Bana bir seçenek ver. Oraya 8 tane koy, atmazsa cezayı yaz. Aynen, doğru. Ama ona sen o seçeneği vermezsen ne yapsın o çocuk? Ya Türkiye'de mesela çoğu yerde çöp bidonları eksikti. Ben de şaşırmıştım hani niye eksik diye. Sonra anlattılar. Bomba yakın. Bombadan yani bomba yerleştirdi. Evet, ama burada öyle bir sorun da yok yani. Bizden şey hani bu seçimlerden önceki encümen, temizlik ile ilgili olan encümen bir şey bulmuş. Demiş ki şu çöpleri azaltalım, tenekeleri. Millet daha çok kendi evinde çöplere yoğunlaşsın. Evet. Ve onlar kendileri atsın. Ne alakası var? Fakat ben bir hamburger yedim ve hatta ne bileyim ben bir sandviç yedim. Sandviç şeyini cebime koyup da. Cebimde mi taşıyacağım? İki tane kola kaletini de cebime koyup oraya gidemem. Yani eve kadar gidemem. Çok saçma bir. Öyle bir saçmalık yok. Yani bu arada soruma cevap verdin ve birçok soruma da aynı anda cevap vermiş olduğum yapmak istediğin şeylerle alakalı. Çünkü hızlı gidiyoruz. En çok şeyi merak ediyorum ben. Hangi konulara yönelmek istiyorsun? Eğer seçilirsen cevap verdin zaten. En önemli konulardan bir tanesi bu diyorsun yani temizlikle alakalı. Sadece temizlik yok, bir de güvenlik de çok önemli. Farz edelim ki meclis üyeliğinden ziyade encümen oldun. Encümen olarak seçildin. Hangi alanda mesela eğitim, sosyal, işler, kültür çalışmak istersen yine bu temizlikle alakalı bir alan mı yoksa? Temizlik, güvenlik o alanı bence daha kendime... Çünkü spor alanını, sportif bir çocuğum, hani yıllarca spor yapmışım da
Şimdi işin gerçeği benim bir çok sevdiğim işte o arkadaşım Christoph Kurt dediğimiz arkadaş. Onun hani onunla bir şey paylaşmak için ki onun da seçileceğinden eminim. Çünkü o da çok çalışıyor. Kendisi de bayağı bir yoğun. O da çok çalışıyor. Bence hani spor sporu ona bırakmak istiyorsun. Ona bırakmak istiyorum ve onu daha yakın görüyorum. Ben onun için bunu yapmak istedim. Anladım. Siyasi soruların tamamsa. Bir tane daha var. Şimdi biraz da magazinsel sorular soruyor. Yok, şey fark etmez, siz sorun. Ben cevap vereceğim zaten. Yani şu siyasette karşılaştığın en büyük zorluk ne oldu? Yani tabii yeni deneyim ama ne gibi? Yalan. Ha zaten geçen Yusuf kardeşime de sormuştum. Bize bir şey derlerdi. Mesela otururuz bir yerde, ya sen niye siyasete girmiyorsun dediğinde birine, evet, yalan söylemesini bilmiyorum derler. Doğru mu bir şey? Yalan söylemek gerekiyor mu? Yani şöyle, gerçekten yalan çok aşırı var. Bazıları atabiliyor, bazıları atamıyor. Ama gerçekten bu. Bir de yalan atmak da bir meziyettir yani. Tabii. Herkese, her baba yediğin harcı değil. Ben atamıyorum. Adam bana soruyor, Engin abi diyor, sen bunu diyor, işte mesela sen diyor seçilsen, ne bileyim, belediye başkanı olsan, benim Türkiye'de bir akrabam var diyor, ona nüfus kağıdı verebilir misin? He biliyorum. Tabii ki bilmiyorum. Önce ben 7 sülalemi bir getireyim buraya. Ondan sonra senin sülalemi bir... Doğru değil mi? Ondan sonra gülüyor. Ama o bizde galiba atasporu ya. Olur mu ya? Tabii hani ki. Öyle bir imkan sana sunarlar mı? Abi onu belediyede çalışan arkadaşlarımız var. Onlara bile soruyorlarmış ya. Kimlik herkese, herkese soruyorlar. Oğlum şey mi lan? Muz Cumhuriyeti. Herkes, ya ben şimdi bu federal değil de şeylere, bölgesel seçimlere girdim. Abi dedi, sen dedi seçilirsen ne olacaksın? Dedim ben mi? Dedim vallahi başkan olabilirim dedim. Yapma ya dedi. Peki başkan olursan ne olacak? Dedim sen çalışıyor musun? Yok. Tamam dedim, şoförüm olursun. Şoför kaç para alıyor dedim, 8.000 euro. Abi dedi iyi para alıyormuş ya. Dedim ya dedim işte ben 6.500 öyle bir şey alacağım dedim. Sen dedim ama iyi para alırsın. Gitti geri geldi. Abi dedi sen 6.500 alıyorsun, ben nasıl 8.000 alıyorum? Sana dedim bir şeyler yaparız, sen korkma. İş torpil değil mi kardeşim? Evet. Evet. T'yi alıyorsa olaydan. Yani herkes ya, herkes bir şey, bir değişiklik peşinde de o değişikliği maalesef gerçekten sırf Türk'üm diye yapabileceğimiz alanlar var. Evet. Ama burada bir kanun var, burada bir düzen var. Yapabileceğimiz alanlar var çünkü o yapabileceğini düşündüren insanlar da var. Evet yani. Ama işte evet, bazı insanlar da, sözüm buradan hani kimseyi rencide etmek istemeden bir şeyler söylemek istiyorum. Bazı insanlar gerçekten öyle sözler veriyor. Evet. Sen diyor merak etme diyor ya, ben buradayım diyor. Sen beni bir ara. Ben onu geçen de söylemiştim Engin abi. Mesela bizim buradaki en büyük sıkıntılarımızdan birisi de o. Ben sana oy vereyim, sen benim çocuğumu işe koy. Evet. Yani genel bir sorunu yansıtmak yerine, ya işte abi şurada şu sorun var, şurada trafik sorunu var, burada evet, iş sorunu var demek yerine hep kendi çocuğum, benim çocuğum. Mesela bak benim çok sevdiğim siyasetçilerden, çok sevdiğim iki tane siyasetçi var. Biri Emir Kırdır, biri Şevket Temiz. Onlara da buradan selamlarımı iletiyorum. Emir abiyle konuştuğum zaman onun ne çektiğini hani anlatabilsek veyahut da bilseler insanlar şoka girer. Biri geldi diyor, abi diyor benim diyor 20 tane oyum var. Ama oğlum al diyor şeye. Öbürü şey yapıyor. Emir abi artık onları aşmış bir herkes adam. Herkes kişisel. Abi, tabii. Bir de o... Ama Şevket Temiz, Şevket abiye de çok çok selamlarım olsun, çok severim. Ben de çok severim. Şevket abi, ya cuma namazına gidiyorum. Ben Şevket abiyle beraber el ele kol kola çıkıyoruz. Çocuk bana diyor ki, abi diyor sen diyor PS'in yanında ne arıyorsun? Baba dedim o namaz kıldı dedim, ben de onu takip ettim. Şimdi ben ne diyeyim sana ya? Evet. Yavaş yavaş. Onu sen buyur, yavaş yavaş değil, geçtik artık yani. Artık biraz da magazinsel sorulara geçelim. Magazinsel değildi yani. Ya magazinsel değil, gündelik soruları geçelim. Evet. Şimdi Engin abi sana birkaç tane sorum var. Bakalım buyur, ne gibi bir cevaplar gelecek. Bunu gelen konuklarımıza soruyorum ben. Mehmet Demirkol'dan çaldığım sorular bunlar.
bu arada. Abi tarihten 3 kişiyle yemek yemek istersen bunlar kimler olurdu? Hani ölmüş de olabilir, yaşayan da olabilir. İlk Atatürk olur. Güzel. İlk Atatürk olur. İkinci? İkinci, rahmetli babaannem olur. Allah rahmet eylesin. Nur içine, çünkü erken kaybettim onu. Üçüncü de Putin'in babası olur. Ne alaka abi ya? Sen bu çocuğu nasıl yaptın diye sorarım. Üçünü bir yerden bir basit tutup alacaksın. Neyse yani. Sen şaka şaka de. Putin sıktırmasın. Olmadan bilmem ben de. Getirin lan bana bunu. Gidiyormuş tamam mı? O dedi üçünü bir basit tutup alacaksın. Abi yani. Ben seçimlere katılacaktım. Üçüyle bir masada oturacaksın. Üçüyle bir masada. Evet yani evet yani. Ha, üçüyle bir masada olursa o zaman... Atatürk bir. Atatürk. Churchill. 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 Oo. Çünkü o bayağı kaybetti onun için. Değil mi? Onların arasında olmak isterdi. Oturun bir sizi bir konuşturayım falan. Ne yani. Oldu baba? Ha? Alıyordun. Üçüncü kim olur? Üçüncü. Atatürk'ün yaveri. Niye? Çünkü Atatürk ona demiş ki git şuna bir sor. Bana niye ters bakıyor? Gitmiş İngiliz subayına demiş böyle böyle. İngiliz subaya demiş ki benim babam demiş İstanbul'da Çanakkale'de daha doğrusu şehit düştü. Şehit demiş düştü. Ki ona tekrar bir sor. Onun babası Çanakkale'de ne arıyordu? Ne arıyordu? Aynen onu biliyordum ben. Abi tek bir yemek seçme hakkın olsa ne olurdu? Fasulye, kuru fasulye. Direkt patlayacak derdi ya. Direkt. Abi niye? Ben hiç onu bayılıyorum ya. Kuru fasulyeye ben bayılıyorum. Var mı bildiğin adresi? Bir de rahmetli. Allah nur için adırsın. Ha bak Kemal Sunal'ı da ekleyebilirsin. Kemal Sunal bir filmde diyor ya kuru, hakime. Çek bir kuru. Siz fasulye yemez misiniz? Öyle fasulyeye ekmek banmaz mısınız? Banarım diyor. Nasıl diyor lezzetli olur değil mi? Evet. Var mı adres burada kuru fasulyeyi yiyecek? Benim annem. Ya şöyle annem. Mekan yok mu dedim hani gidelim. Mekan yok öyle bir kuru fasulye yedim burada mekan. Ben de abi İstanbul'da ya. Çok manyak yerler var. Yok burada gerçekten burada hiç dışarıda yemedim. Şeyde çok burada güzelmiş burada esnaf abi. Abilerimiz seniyoruz yani kuru fasulyeci. Hele bir tane esnaf abimiz var maşallah her telden her çeşit esnaf açıyor. Kuru fasulyeci lütfen biz bekliyoruz. Tekin tam abi gitti herhalde. Ben direkt anladım. Tekin abi bak. Kim? Yani Tekin abi her şeyi açıyor ya böyle. Toz bir sonraki mekan lütfen bir kuru fasulyeci olsun. İyi gider. Şey Üsküp'te bayağı şeymiş kuru fasulye. Ya bizim zaten ben Ardahan göçmeni olduğum için bizde çok şeydir. Çok değil mi? Çok meşhur. Çok yaygın. Bir de annem çok güzel yapar. Benim annemin kuru fasulyesinin üstüne ben tanımam. Maşallah maşallah. Abi en son ne zaman ağladın? En son şimdi söylemeyeyim 2 gün önce galiba karı dövdü. Yok, eve geç geldin dedim. Kaç kişi mi? Oturum abi. Ya en son... Merak ettim şimdi, hatırlıyorsan tabii ki. Yok, ben hani... Ben ağlamam. Şimdi kolay kolay ağlamam demeyeceğim. Çok duygusalım. Acayip duygusalım. Bir video bana çok dokunduğu zaman, mesela bir... Değil mi? Twitter'da falan. Evet. Böyle bir video denk gelsin. Evet. Ben de öyleyim bundan, ya. Çok sulu görmüş herhalde. Yani. Yanlış olabilir de 3-4 gün önce. Olmuştur. O da Twitter şeyde TikTok'ta bir video gördüm. Bir çocuk çocuğa pasta veriyorlar. Hani her bütün çocuklara pasta veriyorlar. Bir çocuk pasta yiyemiyor. Adam da soruyor sen diyor niye yiyemiyorsun? Anneme götüreceğim. Ben bu pastayı anneme götüreceğim. Yani o yaşta o düşünceye sahip bir insan benim için harika bir insan. Aynen ben de bugün bir video rastladım. Böyle. Yani çocuğa diyorlar bir hayalin var mı? Yok hayalim falan yok evet. Diyor. Çocuk ben çok üzüldüm mesela. Ben ya, de böyle işte, videolara çok ama takıyorum. Bu hayalli bu çocuklardan hayalleri çalanlar utansın. Aynen. Evet evet. Katılıyorum. Çünkü bir de bir çocuk var. Görmüşsünüzdür. Çocuğun şimdi ismini bilmiyorum da doğulu bir çocuk. Ağlayarak anlatıyor. Benim diyor gençliğim yok. Her şeyimi çaldılar. Ya baba gel de bitme. Yani. Ve biz buradan Türkiye'ye gittiğimiz zaman bizim çocuklarımız şimdi
kimse yanlış, kim yanlış anlarsa da anlasın. Gerçekten şımarık büyütüyoruz. Türkiye'ye gidiyoruz. Dondurma baba, al dondurma. Baba mısır, al mısır. Baba şey, öbür tarafta, yan tarafta karton toplayıp da evet, babasının eksiğini tamamlamaya çalışan bir çocuk var. Evet. Ben de onları... Ve biz ona rağmen çocuklarımıza baba işte PlayStation'ım kırıldı. Ben sana bir daha almam diyoruz. İki gün somurttu diye ona gidip 8 euroluk PlayStation alacak insanlarız. Ve bu içeride, şükür hani durumumuz var ki alıyoruz. Ya tabii Allah hani Allah bozmasın ama demek istediğim kendimize o kadar özen göstermeye başladık ki belki de Engin o abi kadar bencilleştik ki artık etrafımızı görmemeye çalışıyoruz. Engin abi ben şöyle diyorum. Belki de diyorum biz öyle büyümediğimiz için aman çocuklarımız görsün diye mi? Ama o da büyük o da bir yanlış. O da çok büyük bir yanlış. Katılıyorum. Çünkü güzel kardeşim bak şimdi sen de aynı, sen de ben de aynı. Ben şurada ufak bir anekdot anlatabilir miyim? Anlatacağım. 16 yaşında ben çıraklığa başladım. Hani burada oluyor ya, apprenti dedikleri. Evet. Çırak okuluna gidiyordum. 4.935 frank ayda para alıyordum. Bir Nike Air Max dedikleri 5.000 franktı. Evet. Yani bir Nike etmiyor yani. Alacak param yok. Neyse oturduğumuz bölgede böyle avukatların yoğun olduğu bir bölge olmadığı için genelde hırsızların yoğun olduğu bir bölge. Orada 2.000 franka yeni bir çalınmış bir ayakkabı alacaktım ve aldım. Eve geldim. Babam dedi bu ayakkabıları dedi, nereden aldın? Aa baba dedim ben de övünüyorum. Baba dedim işte falanca insan çaldı. Ben dedim bunu 2000'e aldım. O ayakkabıyla bir dayak yedim ben. Bana babam dedi ki bana helal kazandığım parayı geri getir. Gittim adama yalvardım paramı geri versin diye. Çocuk geri verdi. Dedi bir daha benimle iş yapma. Allah'ın yakın benden uzak dur. Şey oluyor değil mi? Helali harama çevirmiş. Evet. Olursun. Ama ben daha çocuğum yani 16-17 yaşındayım. Yani? Sabah kalktım işe gittim. İnanır mısın duvar kırıyoruz. O zamanlar hani duvar şey yapıyordum. Yeni başlamışım işe. Akşam eve geldim. Sehpanın üstünde bir Nike kartonu var. Anneme baktım, annem böyle yaptı bana gözle bak dedi. Bir açtım, o benim aldığım ayakkabı oradaydı. Babam mutfaktan çıktı, bana dedi bir daha dedi beni parayla sınama. Bana sana bakamayacağım, hani bakamayan bir insan gibi bakma yani. Bakma. O gözle görme. Eğer imkanım varsa alırım. Evet. Yoksa da almaya çalışırım. Ama bana haram getirme. Ve yani, o çok önemli. Hani çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi çok iyi bilmemiz gerek. Ben şundan yanayım. Eğer ellerimizden imkanımız varsa, eğer imkanımız varsa çocuklara almaktan, vermekten sakınca yok. Tabii, sadece tabii. Alırken, verirken neyin ne olduğunu, değerini anlatarak nasıl olduğunu bilerek yani. İşte o çok önemli. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben tabii ki hani ben çok çalışıyorsam eşek gibi, çok para kazanıyorsam ben çocuklarımı sevdiklerimi yani şey yapmayacaksam niye çalışayım? Tabii. Yok bak ama ben orada... Sen de anlıyorum da şey demek istiyorum yani. Almak sakıncalı değil. Onu almanın anlatmak. Şekli. Tabii, anlatmak tabii. Nasıl, ve niye? Anlatmak aynı. Değerini bilerek yani savurmayarak anlatabiliyor muyum? Ya önemli olan almak değil. Önemli olan o çocuğa alınan şeyin değerini tabii anlatabilmek. Yani alamayanlar mesela, olduğunda anlatmak. Alamayanlar olduğunda evet, anlatmak. Mesela örnek vereyim. Eskiden bizim bisikletlerimize ben 10 yaşında lastik değiştirmeyi öğrendim. Tabii aynen biz öğrendik. Lastiğe yama yapmasını öğrendim. Tabii canım. Bunu bana babam öğretmedi. Kendim öğrendim. Biz öyleydik. Niye? Çünkü sen biliyordun. Sen biliyordun. Evet öyleydi. Doğru değil mi? Bizim hani öyleydik. Frenleri değiştirdik. Kendimiz yapıyorduk. Fren telini kendimiz değiştirdik. Kulaklar ışınlasın. Benim arkadaşlarım var. Adem, Tekin olsun. Onlar kulaklar ışınlasın. Biz onlar da 12 yaşındayken bisiklet garajı açmıştık. Bisiklet garajı. Hatta bunu da söyleyeyim. Eğer sakıncası yoksa.
bazı insanlara fren şeyi satıyordum. Fren satıyordun, evet. Balata mı diyeceğiz ona? Balata aslında, evet. Balata. Onları satıyordum. Sonra tekrar gidip onlardan söküyordum. Haraç geziyordum. Tekrar söküyordum, alıyordum. Ertesi gün tekrar satmaya çalışıyordum. Ama biz öyle öğrendik. Şimdi ben oğluma bakıyorum. Gerçi oğlum daha ufak, 7 yaşında da. Daha ne yaptın? Baba diyor, bunun diyor frenleri çalışmıyor, iyi çalışmıyor. Basamıyor diye, gücü yok. İyi çalışmıyor diye bana başka bisiklet al. Bilmiyorum. Hani işin kolayını biz onlara gösterdik. Aynen. Evet, evet. Hiçbir zaman zorluğu göstermedik. O çok acı. İki soru daha sorayım abi. En sevdiğin spor herhalde futbol. Evet. Çünkü oynadın futbol da zamanında. Evet. Tuttuğun takım? Söyleyeyim mi yoksa sen biliyor musun Galatasaray? Ben biliyorum ya. Ben biliyorum. Ama Galatasaray'da anlatayım mı onun olayını? Tabii. Ben 10 yaşına kadar Beşiktaşlıydım. Evet. Gerçekten. Evet, evet. Tabii değil zaten. Prekazi'nin golü var ya Monaco'ya. Evet, Monaco'ya. Evet. Şimdi ben top oynuyordum o zaman. Babam bana dedi ki, babam bana her zaman diyordu, senden topçu olmaz. Bileklerin çok zayıf. Prekazi topun arkasına geçti. Baba dedim, bak dedim, bu da zayıf. Oradan dedi, ne atar dedi. Adam bir koydu, gol oldu. Dedim baba gol. Sen dedi zaten dayın gibisin dedi. Senden dedi Beşiktaşlı olmaz. O lafa inat, ben Galatasaray'da oldum. Vay be. O lafa inat. Vay ve be. Şimdi her zaman bana diyor, babam şimdi yani sağa sola diyor ki, bir paket frite Galatasaray oldu. Baba dedim, o zaman dedim frite yoktu. Kardeşim Beşiktaşlı ama. Evet. Kardeşim benim koyu Beşiktaşlı. Yedi sürelim fanatik Beşiktaşlı. Peki abi bir sorum daha var. Son sorum olsun. Sabah uyandın, hesabında 100 milyon euro var. Ne yaparsın? Sevin. Bir an hayal etti bir an. Bunu herkes dinleyecek de yani eşim de dinliyor. İzlerse duyar. Süper. Şaka. İlk işim karıyı başarım falan düşünsene. Ama genelde öyle diyorlar. Gerçekten. Yok canım, ben hiç öyle bir şey düşünmem ki. Tabii yani, 100 milyonun yok. Olsa ben de düşünüyorum ya. Ya bana. Yok vallahi. Cidden 100 milyon olsun. Karıyı boşamam ama üstüne bir yük yukarıda alırım dermişim. Bizde bir adam vardı. Sağ olsun, o böyle biraz şey, yeme beni Niyazi diyordu. Vallahi canım ya ben. Yok ben eşimden çok memnunum. Evet, eşim ne diyorsun tabii ki. Şimdi biz ne yok zaten. Biz eşimizi aldatmayız. Aldanırız bazen. Yok ben gerçekten 100 milyonum olsa. Düşünmüşsündür bunu ya. Lotodan 100 milyon vurdu. 99 milyon. Fukaralara veririm. Hayır kurumlarda, hayır kurumlarda dağıtırım. Yukarıyı bağlayayım hesabı falan. Yakarım bir bro, derim ki fukara mısın? Bana ne? Ya bunu cidden düşmüşsün. 100 milyon vursa kavgası da. Ya 100 milyon euro çıksa. Gerçek... Sabah uyandın hesabında ya, para evet. Yatmış bile. İlk işin ne olur? Belediye giderim. İlk işim bak. Soyadımı değiştiririm. Beni kimse bulmasın. Kimi bulacaksam ben bulurum. Onlar beni aramasın. Ya 100 milyon euro oldu. İlk işin ne bak, ilk işin hepsi değil. Abi ilk işim... Bilmiyorsun. Nasıl... Vallahi ama bu... Ev alırım onu, araba alırım. Yok. Öyle bir şey... Öyle bir şey. Önce bir tatile gidelim. Önce ama bu bir gerçek. İlk işim, bunu hiç kimseye söyle. Hani eşime de söylemem. Anladım. Öyle bir şey yaparım giderim. İşte ben bir iş kurdum da oradan para geldi. Para geldi bana. Yavaş yavaş. Hani yıllar sonra bana demesin, ya işte şansın olmasaydı sen bu duruma gelmezdin. Evet öyle var tabii, o tarafı hani da var. Herkese desin, o para senin para mı? Tabii herkese desin ki ya benim eşim o kadar akıllı ki. Yattı kalktı 100 milyon oldu. Evet. Ben kendim de düşünmedim hiç. Yani 100 milyon. Ben 100 milyon. Vallahi. Ben hatta liste yaptım. Hatta hala duruyor bende. Bir listem var benim. Böyle dostlarım listesi. Şuna şu kadar verdim, buna bu kadar verdim, şuna şu kadar verdim diye. Valla bende o liste var da hep... Alacaklar. Yani verecek yok. Hayır o değil Engin abi. Oynamıyordu. Evet oynamıyor. Yani oynamayınca da şey. Loto falan da oynamıyor yani. Öyle ben, bir 100 milyon gelme şansı da yok yani. Arkadaş vardı böyle bir kere. Hep şey derdi. Hep aynı lafı söyledi. Ya Loto da bir gün bizi vuracak mı ya? Loto hiç bulmuyor ya falan derdi. Oğlum oynuyor mu Loto? Oynamıyorum derdi. Geçen bir arkadaşla böyle muhabbet ediyoruz işte. Loto 189 milyona mı çıkmış öyle evet, bir şey. Evet o civardaydı. Engin dedi, gerçekten dedi, 189 milyon geldi. Ne yaparsın? Vallahi dedim, öyle bir şey, hani böyle bir
bir kutu yaparım. 89 milyonluk bir kutu yaparım. İsim veririm. Sonra bir adam tutarım. Derim ki ya işte bunları bölüştür. Hani matematiği sen biliyorsun, ben bilmem. Bana ver şu herkese kadarını ayır. Ha, ama bayağı insana. 100 milyon bana kaldı mı? Abi bana selam da verme. Gelme. Her türlü yeter. Alırım böyle güzel bir yat. Bir Meksika şapkaları oluyor böyle. Bir pro. Bir de bir olta. Bu kadar. Loto... Ama balık tutmamak için. Balıklar da hazır. Balıklar da önceden Loto... ayarlandı. Loto oynuyor musun? Oynuyorum. Benim senin için en iyi, en büyük temennim, yani bir gün vurursa 1-2 max 3 milyon vursun. En güzel o. Zaten fazlası biliyorsun yani. Yok, artık en azından kimseye düşünmene gerek kalmaz. Bizi bak, 2-3 milyon. Ben buna derim ki araba yıkıyorsunuz şey yapıyorsunuz da helikopterle nasıl oluyor? O değil, o açıdan değil. 2-3 milyonla kimseye düşmene gerek kalmaz. Çünkü evet, ancak evet, kendine şey zaten... Kafan daha rahat olur. Abi 100 milyon vurdun, düşünsene kime ne vereceksin, nasıl vereceksin, ona ihtiyacı var, buna ihtiyacı var. Ya bir de şimdi yani şöyle bitti. Bir şey var, 2-3 milyon hani 2-3 milyon eskiden çok hani... Büyük paraydı. Büyük paraydı. Çok uçuk paraydı. Evet, uçuk para. Şimdi büyük para mı, uçuk değil? Şu anda bir araba. Yok galiba biraz da hani büyüdük. Değişik düşüncelere kapıldık. Abi tamam mı bak, 3 milyon vurdun mu yine çok güzel bir villa aldın. Evet. Bir araba. Geri kalan parayı da yine yatırım yaparsın yani. Size bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Ha? Bu kadar güzel bir programı niye daha önce yapmadınız? Denk gelmedi. Evet. Ya şimdi şöyle doğru cevap verelim. Ama gerçekten çok güzel insanlarsınız. Ciddi cevap verelim bak. Gerçekten biz çok zaman ile, biz Onursal ile yıllardır bayağı birkaç yıl, ta koronadan önce beri hep böyle bir şey yapmak istiyoruz. Müzik olsun, başka bir şey olsun, hiç kafalarımız uyuşuyor. Fakat bir şey yapmak çok büyük, yani biz bir şey yaparsak biz, düşüncemize bakıp, bizim düşüncemiz şu şekil, yaptık mı çok iyi olmalı. Ya da yapmayalım. Yani hani başlayalım da bakarız değil. Ya çok iyi olacak ya yapmayacağız. Ya da hiç olmayacak. Çok iyi olması için de çok zahmet gerekiyor. Çok maddi manevi gerekiyor. Zahmet gerekiyor. Yani de maddi manevi zahmeti de oluşturmak da zaman istiyor. Ailemizden zaman kısmamız tabii lazım. Tabii canım, buradayız. Bu çok önemli işte. Doğru. Ama yani, gerçekten sizleri tebrik etmek istiyorum öncelikle. Ve yaptığınız bu iş inşallah uzun süre sürer. İnşallah. Sizin gibi güzel insanları her zaman görmek isteriz. Sağ ol Engin abicim, çok sağ ol. Gerçekten harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Program çok güzeldi. Sen, Allah razı olsun size. Sana teşekkür ediyoruz tekrar. Ama seni başka bir zaman, başka tekrar bir konuda ağırlamak istiyorum. İnşallah. Evet. İnşallah. Kafa Dengi'nde... Kafa Dengi programımız Matrak var. Matrak Engin'i alacağız bak. Orada Matrak böyle Engin. Şey anlatalım. Orada geçmişte olur. Böyle olaylar falan anlatalım. Çok çok manyak olaylar var. Gerçekten çok manyak olaylar var. Orada... Evet. Engin abimiz daha önce radyoda falan da evet, kendisi DJ'lik, programcılık yaptığı için... Zaten şimdi diyorlar ya radyo programı niye yapmıyorsun? Abi dedim şimdi... Yaşımız yaş var. Geçti. Çocuk, çoluk çocuk. Çocuklar büyüyor diyecekler. Senin baban radyoda. Radyoda mı? Ama Ankaralı Turgut'u Ankaralı Namık diye tanımışlar var. Onlara konuşuruz. Hepsini anlatalım abi. Hepsini anlatırız. O zaman teşekkürler ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. İzleyicilere de buradan son olarak tekrar hatırlatayım. Abone olun lütfen. Beğeni tuşuna basın. Bu videoyu paylaşın. Bize bu şekilde destek olmuş olursunuz. Tekrar başka zaman başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.